2024 ara tatil kampımız yani atak kampımız başlıyor. Sizlerle birlikte 2024 LGS'de 2 Haziran'da efsanemizi yazmak istiyoruz. Hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde hedefimiz en yüksek netlere ulaşmak ve hayallerimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini, Anadolu İmam Hatip liselerini kazanmak ve mükemmel bir şekilde geleceğimize yön vermek. Sizlerden çok değerli yorumlar geldi. Şevval Keleş, işte TKRR, MHSN, Elif Ertem, Salih Güler. Hocam ara tatilde ne yapmalıyız? Nasıl çalışmalıyız dediler. Arkadaşlar ara tatil yapmanız gereken şey şu. Tabii ki planlı bir şekilde atağa geçmek. Yani eksiklerimizi kapatıp yeni sezona güçlü bir şekilde başlamamız lazım. Bazıları ara tatilde tatil yapsın. Onlar dinlensin. Biz net hedefimizi yüksek tuttuğumuz için, hayallerimiz yüksek olduğu için daha sıkı çalışmamız gerekiyor. LGS için atağa geçiyoruz ve 13 Kasım'da sizlerle birlikte ara tatil kampına başlıyoruz arkadaşlar. Paragraf fulleten takdirlerle başlayacağız. Sonrasında matematikte çarpanlar, katlar ve üst ifadelere bakacağız. Ardından rehberlik videomuz olacak. Sonrasında karekökli ifadeleri güzel bir şekilde tekrar edip karekökli ifadelerle alakalı yeni nesil problemler çözeceğiz, sorular çözeceğiz. Ve yine 10 tane soruda 10 paragraf tekniğini hep birlikte inceleyeceğiz ve paragraflardan nitelimizi artıracağız. Çünkü LGS'ye girdiğimiz arkadaşlar sözel bölümle başlayacağız biliyorsunuz 2 Haziran'da. Bir pazar sabahı bize sözel kitapçı verdiklerinde gördüğünüz gibi böyle 1, 2 devam ediyorum. 3, 4, 5, 6 devam ediyorum. 7, 8, 9 devam ediyorum. İşte bunları da sayarsak 10, 11, 12 bir sürü paragraf sorusu gelecek. Sayısal bölümde bile fende paragraf sorduklarını sizlere gösterdik arkadaşlar. Dolayısıyla okuma yeteneğimizi, taktiklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu videoları mutlaka izliyoruz. Zaten matematikte de temel seviyeden orta seviyeye geldik. Artık sorular çözüyoruz ama hedefimiz LGS'deki yeni nesil bu tarz Kazıkul Aziz denilen zorlayıcı soruları yapmak. Bunlar için de sizlerle beraber ara tatil kampımızda hem çarpanlar, katlar ve üst ifadelerde hem de karekökli ifadelerde harika bir kamp yapacağız arkadaşlar. İnşallah 13 Kasım'da ara tatilde sizlerle birlikte harekete geçiyoruz. Kampımıza dolayısıyla amacımız netlerimizi artırmak. Tabii ki burada bazı kaynaklardan da sizlere ödevler vereceğiz arkadaşlar. Birincisi Problem Bankası. Bu kitabın en önemli özelliği arkadaşlar her bir soruyla alakalı. Yani diyelim ki karekökli ifadelerle alakalı ilk başta temel seviye bir soru var. Yani bu soru böyle çok zor bir soru değil. Bu soruyu yapabiliyorsun esasında. Ama böyle yeni nesil gibi görüntüsü havalı duruyor. Ama esasında kolay bir soru. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Orta seviyeye geliyor. Yani burada iki işlem yapıyorsan burada üç işlem yapıyorsun. Sonra ortadan zora geçiyor. Burada işte 4-5 tane farklı işlemi, farklı yorumu bir araya getirmen gerekiyor. İşte hem bu sorunun hem bu sorunun tipi aynı. Ama sadece bu gerçek sınav sorusunun zorluğunda, hatta biraz daha üstünde. Bu ise biraz daha kolay. Dolayısıyla adım adım ilerleyerek ilk başta temelden ortaya, ortadan da zora geçecek şekilde Problem Bankası'ndan ödevlerimizi çözeceğiz. Yani çarpanlar, katlar, üst ifadeler ve karekökli ifadelerde sizlerle Problem Bankası'ndan ödevler vereceğiz. Buradan örnek sorular çözeceğiz. Önce temel, sonra orta, sonra zor seviye soruları çözerek inşallah matematikteki eksiklerimizi mükemmel bir şekilde kapatacağız. Yani matematikte diyelim ki doğrusal denklemler konusunda sen direkt bu soruya geçersen sıkıntı yaşayabilirsin. Ama o sorunun temeli olan bu sorudan başlıyorsun, ardından buraya geliyorsun. Yani bu soru 10 üzerinden 10 zorluksa bu soru 10 üzerinden 2 zorlukta. Bu 10 üzerinden 4 zorlukta. Bu 10 üzerinden 5 zorlukta. Yavaş yavaş zora doğru gideceğiz ve Problem Bankası'yla yeni nesil matematiği halledeceğiz. Paragraf önemli demiştik. Paragrafon ve paragrafons kitaplarımızda sizlere bu LGS sürecinde zaten en büyük yardımcınız olacak. Bunları mutlaka bitirmeniz lazım. Mutlaka okuldaki Türkçe hocalarınız da size bol bol paragraf çözün diyordur. Bu kitap süre yönetimiyle alakalı. Yani ilk başta bakın üstte süreler var. Burada 6 dakika veriyor. Sonra 20 dakika veriyor, sonra 14 dakika veriyor, sonra 22 dakika veriyor. Soru sayısı arttıkça ve zorluğu arttıkça süreyi de bazen azalttığımız durumlar oluyor. Bazen 24 dakika veriyorsun, bazen 14 dakika. Buradaki amaç hızlanmayı ve odaklanmayı sağlamak. Paragraf 10'da zaten Türkiye'de LGS'ye girip de Türkiye derisi yapmış, iyi bir Anadolu Lisesi kazanmış bütün öğrencilerin mutlaka çözdüğü bir kitap. Burada da 10'ar soruluk testlerimiz var. Buradan da bu sorular, ödevler vereceğiz. Bu iki kitabı sadece bu kampımıza değil, kampımız sonrasında da kullanacaksınız. Bunların her biri önemli. Kamp sonrasında da bunlardan ödevler vereceğiz. Zaten her gün 10 tane paragraf sorusu çözdüğünüzde LGS'ye girdiğinizde çok rahat Türkçe'de yüksek netlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada bazı arkadaşlar 20 soruda çözebilir. Bazı arkadaşlar 15 soruda çözebilir. Hiç fark etmez. Hedefimiz zaten LGS. Evet arkadaşlar. Ara tatil kampımıza bekliyoruz sizleri. Bu arada Tonguç Cup 2. sezon heyecanla başlıyor. Takımınızı belirleyip rekabete katılabilirsiniz. Hadi bakalım. Ara tatilde 2024 LGS'de bir adım öne geçmek için rakiplerimizden, bizimle beraber yarışan arkadaşlardan hem paragraflarda hem de problemlerde daha fazla iyi olmak için sizleri ara tatil kampımıza bekliyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.
Donguç Dershane sundu.